Burası İstanbul'un ciğerleri, kuzey ormanları. Metrelerce yüksekliğinde asarlık çam ağaçları var. Ne yazık ki bir kısmı 3. köprü bağlantı yolları için yok edildi. Geriye kalan ormanın bir bölümü daha yok olacak. Torba yasası meclisten geçti. Kuzey ormanlarının betonlaşmasına izin verildi. Yani bu ne demek oluyor? Yeni yasaya göre ağaçlar kesilebilecek ve ardından onların yerine alışveriş merkezi, restoran, oteller yapılabilecek. Aslında torba yasa 1 Mart 2014'te resmi gazetede yayınlanmıştı. Orman Kanunu'nun 9. maddesine ek yapıldı ve böylece Körfez, 3. Havalimanı ve 3. Köprünün çevresinin betonlaşmasının kapısı açıldı. Önce binlerce ağaç kesildi, ardından devasa bir çukur kazıldı. İşte o kazılan devasa çukurun içine 3. köprünün bağlantı yollarından birisinin inşaatı yapılıyor. Yeni çıkan yasaya göre o yolun kenarındaki ağaçlar kesilebilecek ve ardından da beton bloklar dikilebilecek. Yani 3. köprü güzergahı yavaş yavaş şehirleşecek. Trafiğe çare olsun diye yapılacak olan yollar ve köprülerde trafik yoğunluğu olacak. Ekolojik sistemi bozan inşaat çalışmaları yüzünden yaban domuzları ormanı terk etmeye başladı bile. Bebek, Tarabya ve Tophane'den şehre ulaşan domuzlar günlerce Türkiye'nin gündeminde yer buldu. Gel boğulacaksınız serseriler. Gel, gel. İstanbul Boğazı'nda domuz, evet. İstanbul Boğazı'nda lüfer beklerken domuz. Kuzey ormanlarının bir kısmı daha betonlaştıktan sonra ormanın gerçek sahipleri evsiz kalacak. Tamam, o attı bir tane.